Selamlar herkese. Nasıl gidiyor? Vallahi ben iyiyim. Gayet güzel, keyifli, güneşli bir gün. Hava ne kadar güzel ya. Bugün teknede takılacağım. Teknede yaşamı size anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Fakat ona geçmeden önce Almanya'da beni çok izleyen var. YouTube'da ben izleyen ülkeleri görebiliyorum. Her şeyi görebiliyorum daha doğrusu. Kitleyi, erkek, kadın vesaire her şeyi gösteriyor YouTube. Almanya'da çok ciddi bir izlenme var. Buradan Almanya'daki herkese çok selamlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Büyük ihtimal oradaki bizim Türk vatandaşlarımız izliyor. İzlemeye devam edin. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Tabii ki diğer ülkelerden de var. Yani Rusya var, İngiltere var. Bunlar gidiyor ama Almanya büyük çoğunlukta. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Lütfen kanalıma da abone olun. Tekne çok fena, dağınık. Birazcık tekneyi toplayacağım. Takılacağız teknede hep beraber. Çayınızı koyun, kahvenizi koyun. Hadi birlikte bugün takılalım. Görüşürüz. Tekneyi temizleyeceğim. Çok geç vakitti, temizleyememiştim. Hava da çok güzel. Tam böyle teknede takılmalık, yaşamalık bir hava var. Ben böyle havaları çok seviyorum. Güneş olunca çok mutlu oluyorum. Evet, en iyi tekne arkadaşımın tekne mantığı şuradan geliyor dostlar. İşte teknede arkadaşlarınızla vesaire takılıyorsunuz. Geri kalan çöpler size kalıyor. Yani herkese bir gidiyor. Geç oluyor. Birazcık kafalar da iyi oluyor. Doğal olarak o gün siz de temizleyemiyorsunuz tekneyi. Yani az çok üstten alabiliyorsunuz. Ertesi gün tabii bütün o temizliği teknenin sahibi yapıyor. Aslında en iyi tekne arkadaşımın teknesi odur. Onun mantığı o yani. Ertesi gün herkes işinde gücünde tekne sahibi olan adam da geliyor. Tekneyi temizliyor vesaire falan filan. Ama bu iş böyle dertli iş yani. Bunu yakınmak olarak söylemiyorum. Zaten bunu işine gücüne katlanamazsınız. Zaten tekne almanıza gerek yok. Bu iş böyle abi. Bunun yapacak bir şey tarafı yok. Şikayet etmiyoruz yani. Ama aldığınız zaman böyle oluyor. Her şey sizde. Bütün temizliği siz yapıyorsunuz. Tekneye ilk gelince ilk yaptığım şey burada şurada motor kapağının altında sintine var. Oraya bakıyorum. Ahşap tekneler genellikle su alır. Yani almayan yani yoktur. Öyle söyleyeyim. Yani illa bir yerden su alır ahşap. Az da olsa. O yüzden ilk yaptığım şey gelir gelmez hemen sintineye bakıyorum. Şu kapağı kaldırıp su var mı yok mu, sintine çalışıyor mu diye. En önemlisi o. Çünkü oraya bakmazsanız, kontrol etmezseniz tekne su alır alır. Belli bir süre sonra motora değer vesaire çok büyük sorunlara yol açar. O yüzden ahşap teknelerde özellikle ilk bindiğiniz zaman yapmanız gereken sintinede su var mı yok mu, sintine çalışıyor mu onları kontrol etmek. Sintinede su yok dostlar. Paçaları sıvama vakti. Şimdi teknenin kıçını yıkayacağım. Arka havuzunu dinlenme yerine. O yüzden çoraplarımızı çıkaralım. Paçaları da sıvayak. Ondan sonra tekneyi yıkayak. Bir yandan terliyorum, bir yandan üşüyorum. Tam hasta bu balık hava. Birazcık da sabunlayalım. Birazcık da sabun koyalım. Köpürtelim. Mis gibi oldu. Ay. Yavaş yavaş. Hava çok güzel ya. Vallahi yaz gibi. Bu köpürtme olayı da çok psikolojik bir şey. Yani köpürtükçe köpürteseniz geliyor. Daha çok köpür çıksın diye mutlu oluyorsunuz. Bu da ayrı bir olay yani. Bu arada bunu kullanıyorum ben. Bu böyle teknede denizciler için, karavancılar için yapılmış bir doğa dostu bir köpük. Yani normal pril ya da sabun kullanmayın. Çünkü denize gidiyor şu giderlerden. Bakın şu giderlerden denize gidiyor. Ondan sonra doğal olarak denize kimyasal karışmış oluyor. O yüzden böyle şeyler kullanın. Froş kullanın. Doğayı koruyun. Froş. Ailenizin deterjanı. Froş. Evet, köpürtelim o zaman. Haydi.
Bakın işte şöyle. Bu şeyler denize akıyor. Görüyor musunuz? Bu kimyasal böyle denize akınca ne oluyor? Denize kimyasal karışıyor yani. O yüzden froş kullanın. Froş. Ulan ne reklamını yaptım froş. Benim kadar senin kim ne malıymış bu ya? Benim kadar bu ürünün reklamını yapan oldu mu acaba bugün? Buna takıldım yani bugün. Froş kullanın. Ailenizin deterjanı froş. Bu hem tekne hem karavancılar için. Yani doğa dostu bir şey. Neymiş bu abi? Almanya'da üretilmiştir. Eczacıbaşı'nınmış. Eczacıbaşı benim kadar reklam yapmamışsındır şuna. Yazıklar olsun. Bilmiyorum belki yaptınız. Bir yazıklar olmasın da. Belki benim kadar yapmamışsınızdır Eczacıbaşı. Almanya'da üretilmiş. Almanya'da üretildiyse iyidir abi. Gerçekten doğal dostudur yani. Türkiye'de olsa bir güvenemezdim. Çünkü bizim hiçbir şeyimize güvenilmiyor abi. Maalesef böyleyiz yani. Hiç kimse kızmasın. Boşuna milliyetçilik yapmayalım yani. Üretmiyoruz abi. Ya da üretiyoruz mutlaka bir katakulli var. O yüzden Almanya'da üretildiyse doğal dostudur. Froş. Froş kullanın. Rahat edin. Bunları çöpe atalım. Çekirdek kabukları denize atmayalım. Elimizden geldiğince topluyoruz ama ister istemez kaçıyor abi. Birazcık daha, bir kova daha sudan sonra arkası tertemiz olmuş onun için. En uzağa kova atma challenge'i. Bakın tertemiz oldu, yetişen oldu. Buradan. Evet, teknemizin kıtı temizlendi. İlk geldiğim hali hatırlıyorsunuz değil mi? Az önce girdi. Tekne ne kadar kötüydü. Bir öncesi sonrası göstereceğim size. İşte teknenin dağınık haliyle toplu hali böyle oluyor. Bakın. Bir de arkayı göstereyim size. Buradan döndük. Tertemiz oldu. Mis gibi. Tertemiz oldu artık. Yani bu kadar da yeter. Daha ne yapalım? Zaten bu yine yarın yine kirleniyor. Teknede de böyle bir şey var. Kahveyi hak ettik. Şimdi bir kahve yapalım. Kahve içek. Ondan sonra devam edelim. Büyük tüpüm bitti. Küçük tüple yapıyorum bu arada. Kahvemizi pişiriyorum. Hatta pişmek üzere. Pişmek üzere. Pişiyor. Hadi evladım. Köpüklü köpüklü kahve yaptım abi, daha ne olsun ya. Froş, ailenizin deterjanı froş. Froş alın, rahat edin. Eczacıbaşı, benim kadar reklam yapmadınız şu ürüne biliyor musun? Sizden daha çok ben çalıştım. Kahvemizi alıp gidiyoruz. Ay, masayı da açsam mı? Ya da böyle mi takılsam? Hava çok sert. Denize çıkayım dedim. Fakat hava çok sert. Çok sallanırız. Gerek yok. Şuradan denizin hemen yani bizim limanın hemen denize bakan kısmından olta falan atacağım. Bakalım balık deneyelim. Balık gelecek mi? Liman içinde çok kefal var. Dünya kadar kefal var. Yani şurada inanamazsınız yani. Kefal çok fena var. Yengeç de çok var burada. Ama liman içindeki kefaller yenmiyor abi. Gidiyoruz. Hava çok sert. Mesela bu havada dostlar denize açılmaz. Açılmayın yani, açılmak zorunda değilsiniz. Bakın kıyıya bile nasıl dalga vuruyor. Gerek yok. Sert bir hava var, birazcık sert. Yani çok sert değil ama sert. Ama bu havada tekneyle açılmaya gerek yok yani. En güzeli limanda sakin sakin oturacaksınız abi, takılacaksınız. Bu iş keyif işi. Denize ben buradan şöyle göstereyim. Bak tekne orada. Tekne şurada. Ben de buradan böyle buradan
sallayacağım. Balık tutanlar oluyor buradan da. Buradan atalım bakalım ne gelecek. Kamerayı yerleştirelim tabii, en önemlisi o. Bir şey eşit olmadık. Balık tutamadık. Bari martıları besleyeceğim şimdi. Martıları besliyorum. Gel. Gel. Bili. Evet dostlar, bugünlük böyle. Yağmur yağmaya başladı bir yandan da. Çünkü Mart ayındayız. Her an her şey olabilir. Kendinize iyi bakın. Denizle kalın. Lütfen kanalıma abone olun. Diğer videolarımı da izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Denizle kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.